İTB Berlin Turizm ve Seyahat Fuarı'nda görüntülere devam ediyoruz sevgili izleyenler. Şu an yanımızda Çorum Valisi Sayın Sabri Başköy bulunuyor. Ona sorularımızı yönelteceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Fuarla ilgili uluslararası çok büyük ve çok etkili bir fuardayız şu an ve Türkiye bölümündeyiz ve de gurur duyuyoruz. Öncelikle fuarla ilgili izlenimlerinizi soracağım. Daha önce katıldınız mı? Bu seneki fuarı nasıl buldunuz? Çorum ili olarak bu tür fuarlara katılıyoruz. Türkiye'deki fuarlara da katıldık. MBT İstanbul'a katıldık. TÜRSAB'ın düzenlediği İzmir Fuarı'na katıldık. Kendimizi tanıtmak için Ankara'da Çorum Tanıtım Günleri düzenledik. Buradaki Berlin Fuarları'nda birkaç yıldan beri katılıyoruz. İzlenimlerimiz gayet güzel. Burada standlar kıtalara göre ayarlanmış hem de. Yüzlerce ülke var, binlerce stand var. Dünyanın sayılı fuarlarından bir tanesi burası. Çok güzel bulduk. Daha önce katılmış mıydın? Ben şahsen bu sene katıldım. Daha önce diğer valilerimiz temsil etmişlerdi. Ben Çorum valiliğine yeni atanma münasebetiyle bu sene Çorum'u burada temsil ediyoruz. Peki turizm açısından Türkiye'nin dünyada önemli bir yeri var. Hepimizin bildiği gibi. Çorum'u birazcık turizm açısından bize anlatabilir misiniz? Çorum'da olan turizm faaliyetleri. Çorum deyince turizmde biliyorsunuz Hititlerin başkenti, daha doğrusu medeniyetlerin başkenti Hattuşa, yani Boğaz Kalaklık diyor. Bunun yanında yeni kazılarına devam ettiğimiz Ortaköy Şapinova ören yerimiz var. Hattuşa turizm anlamında dışarıdan oldukça biliniyor. Yılına göre 50 bin, 60 bin, 70 bin civarında turist alabiliyoruz. Sadece yurt dışı anlamında. Toplamda 150 bin, 170 veya 180 bin turiste çıkabiliyoruz. Aynı zamanda bu Hititlerden başka Çorum merkez anlamında Türkiye'nin ilk 5 müzesine giren güzel bir müzemiz var. Hem sanal olarak gezilebiliyor hem de gerçekten çok iyi düzenlenmiş arkeolojik müzemiz var. Bir de çoğu kişinin bilmediği, özellikle iş turizme hitap eden, yani inanç turizmine hitap eden Dıdırlık dediğimiz ve sahabe kabirlerinin olduğu mevkiimiz var. Burası da oldukça insan tarafından ziyaret ediliyor. Biliyorsunuz son dönemde inanç turizmi çok öne çıktı. Ben özellikle iş turizmi anlamında özellikle hanımların ve beylerin Çorum'daki bu bir yeri, Dıdırlık mevkini görmelerini, sahabe kabirlerini ziyaret etmelerini istiyoruz. Çünkü Ankara'daki Hacı Bayram neyse, İstanbul'daki Eyüp Sultan neyse, Çorum'da Dıdırlık o. Dış turizm anlamında da her sene üzerine bir şeyler koyabiliyoruz. Rakam olarak artırabiliyoruz. Ama Türkiye'de bu konuda, yani Çorum açısından aslında birçok şeyden bir haber olduğumuzu düşünüyor musunuz? Her ilin tanıtıma ihtiyacı var. Tanıtımın sonu yok. Çorum'un da elbette tanıtıma ihtiyacı var. Zaten o ihtiyaçtan dolayı biz buradayız. Peki Çorum'u sanal olarak da, biraz önce sanal olarak bir müzenin tanıtımının mevcut olduğunu söylediniz. Sanal olarak ya da bu tarz fuarlardaki etkinliklere katılma açısından şu andaki çalışmalarınız nelerdir? Bu ileride daha iyi olacak mı? Eksikleriniz nelerdir? Fuarlara katılıyoruz. CD'lerle ve broşürlerle, seyahat ajantalarıyla görüşüyoruz. Emit Fuarı'nda bütün seyahat ajantalarına kokteyl verdik Çorum olarak. Onlarca seyahat ajantasıyla bağlantılar kuruldu. Hemen onun akabinde Yunanistan Selanik'te resmi davetli olarak gittik. Belediye ve valileriyle görüştük. Oradaki tur operatörleriyle görüştük. Oradan ciddi bağlantılar bizim özel sektörümüz yaptı. Dolayısıyla burada biz idari anlamda tanıtıma devam ederken özel sektör, yani otel ve turizm işiyle ilgilenen ajantalarımızla bir taraftan bağlantılarını yapıyorlar. Şimdi arkadaşlarımız buradalar. Onlara sorduğumda güzel bağlantılar yaptık, üzerine bir şeyler koyduk diyorlar. Zaten bizim amacımız da özür diliyorum, bu vesileyle hem Çorum'u hem ülkemizi tanıtalım. Üzerine daima bir şeyler koyalım. Şimdi burada Berlin'i gezerken şunu gördüm. Ana caddelerin üzerinde Türkiye ile ilgili büyük billboardlar var, afişler var, güzel tanıtımlar var. Burada da dev bir stand, yani 7000 metrekare Sayın Bakanımızın verdiği bilgiye göre Türkiye standı açılmış ve burada illerimiz, onlarca turizm firmalarımızla tanıtım yapıyorlar. Büyük bir imkan, büyük bir imkan bu manada. Gurur verici. Yani hem ülkemiz kazanıyor, hem dilimiz kazansın istiyoruz. Tanıtım içinde üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Peki yurt içindeki tanıtımları düşünürsek, sadece yurt dışındaki tanıtımlar sizce yeterli mi? Yoksa yurt içindeki çalışmalar da buradaki gibi destekleniyor mu? Mutlaka gerekiyor. Çünkü ilk defa Ankara'da Çorum Tanıtım Günlerini düzenledik onun için. Çünkü
Türkiye'de insanlarımız illerimizi de yeterince tanıyamayabiliyor. Yani bu onların kusuru değil, belki bizim anlatamamış olmamızdan da kaynaklanıyor. İşte biraz evvel bahsettiğim inanç turizmini o anlamda öne çıkarıyoruz. Çorum genelde leblebisiyle bilinir. Yani leblebi deyince Çorumak'ta gelir ama Çorum sadece leblebisi değil, sanayi potansiyeliyle, sektörel anlamdaki sanayi çeşitleriyle beraber turizm anlamında ve 535 bin nüfusuyla Türkiye'deki ortağının üzerindeki ölçekte iller arasında yer alıyor. Bu manada üzerimize gerek sivil toplum olarak, gerek belediyemiz olarak, gerek valimiz olarak, gerek turizm firmaları olarak ne düşüyorsa yapmaya çalışıyor ve tanıtmaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz de size iyi çalışmalar, başarılar diliyoruz. Ben de buna vesile olduğunuz için, az da olsa bizim yine tanıtımımıza vesile olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Sağ olun efendim, teşekkür ederiz.